Goldfinch'ten bahsedeyim arkadaşlar. Goldfinch nedir? Kısaca 2022 Haziran ayı yanlış hatırlamıyorsam Flood'u paylaştığım tarih. Projeyi ilk fark etmem de 2022 Nisan ayıydı. Çok enteresan bir DeFi projesi gibi gelmişti bana. Çünkü teknik dokümanlar öyleydi ama sonradan güncelleme yaptıklarında teknik dokümanda bunun bir RWA projesi olduğunu anladım ben. Ve 2022 Haziran ayında Goldfinch'e paylaştım. A16Z liderliğinde ki yatırımcılardan 41 milyon dolar yatırım aldı proje 2021 yılında. Yani çok değerli yatırımcıları var. Sessiz sedasız şu anda markette hareket ediyor. Çok da büyük bir yer kaplamıyor ama bir RWA projesi. Neler yapıyor bu Goldfinch, ona bakalım. Goldfinch Kobi kredi pardon Kobi kredileri demişim arkadaşlar, karıştırdım. Fiziki dünya varlıklarına teminat gösterilerek kredi kullanabildiğimiz bir platform. KYC yapıyoruz platformda. Kimlik doğrulaması yapıyoruz. Ve fiziki dünya varlıktan işte evdir, arabadır, her neyse teminat göstererek kredi çekilebiliyor ama şu an Türkiye'de buna pek mümkün. Türkiye'de buna uygun yasalar yok. Bunun yerine Güney Amerika ülkelerinde, Asya ve Afrika ülkelerinde faaliyet gösteriyorlar. Yaklaşık 300 milyon dolar civarında bir kredi verdiler bu zamana kadar bildiğim kadarıyla. Ben de bu projenin aynı zamanda denetleme heyetine seçildim. Bu tarafta da bazı çalışmalar yapıyorum dönem dönem. 300 milyon dolara yakın kredi verdiler ama şöyle bir durum var. 1,5 yıl içerisinde bu verilen kredilerin yaklaşık 5 milyar doların üzerine çıkması tahmin ediliyor. Çünkü çok ciddi bir talep var Goldfinch'ten kredi kullanmak için. Bu şu demek, bir projenin bu alanda 4-5 milyar dolar kredi vermesi demek, platformun kullanılması ve Goldfinch'in tokenına talep olması demek. Market cap hedefimi soracaksanız kafadan söyleyeyim temel anlamda. Ben bir 10 milyar doları rahat göreceğini düşünüyorum. R veya bu aslında. Ve bir kere bu kadar bu projeye güvenmemin sebebi ABD merkezli olması, San Francisco merkezli. Yine kripto ekosisteminin en güçlü yatırımcılarından yatırım almış olması benim için çok yeterli şeyler bazı konularda. Çünkü bazı projeler var, teknolojik olarak çok iyi gelişiyorlar. Çok güzel topluluk oluşturuyorlar ama market making güçleri olmadığı için, yatırımcıları olmadığı için maalesef bir türlü fiyatlama gerçekleşmiyor. Ama Goldfinch gibi yatırımcısını uzun süre süründüren, uzun süre bekleten ve geliştirdikleri alanın boğası geldiğinde 70-80x belki daha fazla kazançları birkaç ayda verebilen projeler ortaya çıkıyor da bu da şeyden işte yatırımcı gücünden kaynaklanıyor. O yüzden yatırımcılar benim için her zaman önemlidir. Goldfinch budur. Yani çok ciddi bir kredi talebi var. Hatta geçenlerde bir duyuru yapıldı platform üzerinde. 20 yeni ülkede daha kredi verebilmek için başvuru yapacaklarını söylediler. Bu olay onaylanırsa 20 yeni ülkeden binlerce yeni kullanıcı ve kredi talebi demek. Bu binlerce talep aynı zamanda yüz milyonlarca dolar kredi demek arkadaşlar. Bu büyüdükçe token değerlenir. Platform büyüdükçe token değerlenir. RWA boğası geldiğinde de ben RWA boğasına liderlik edecek iki projeden birisi olarak görüyorum Goldfinch'i. Birisi Ondo. Onu önümüzdeki hafta konuşacağız. Diğeri de Goldfinch. Yani RWA'nın alfalarından birisi. Alfa proje arıyoruz yani. Market cap'inden biraz bağımsız bakacaksınız olaya. Hedeflerinden biraz bağımsız bakacaksınız olaya. Bazen bazı projelerin hedefleri daha makul görünürken 70-80x, bazı projelerin hedefleri de 30-40x görünebiliyor. Bu da garanti yatırım anlamına geliyor. İşte alfa projelerden kaynaklanıyor o da. Goldfinch, RWA alanının alfalarından birisidir. Tabii biz bunu konuşurken Goldfinch'i insanlara anlatırken 0.30-0.35, 0.40 bandında çok konuştuk. Alın arkadaşlar buralardan pişman olmayacaksınız diye çok söyledik. Toplumumuzda alan para kazanan çok insan da var Goldfinch'ten. Şimdi düzeltmesini yaptıktan sonra umarım yayını dinleyen arkadaşlar da uygun yerlerden maliyetlenirler ve anlık fiyat hareketlerinde heyecana kapılmazlar, al-sat macerasına girmeden tutmayı başarabilirler diye düşünüyorum. Gabi'ye devrediyorum. Teknik analizinden sonra kapanışı da sevgili Gabi yapar.
Ben de birkaç cümle söyler, ondan sonra yayını bitiririz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Ben yine market bilgileriyle başlayayım. 114 milyon 285 bin adet ile hem maksimum hem toplam arzının olduğunu görüyoruz. Bunun şu ana kadar %25,5 dolaşıma sürülmüş durumda. Yani 29 milyon 135 adedi. 135 bin adedi. Hala dolaşıma çıkacak ciddi bir oran var. %74,5 gibi bir oranı söz konusu. Şu anki mevcut market cap'i de 32 milyon 930 bin, hemen hemen 33 bin diyebiliriz. Bunda da yine benzeri şekilde diğerleriyle beraber yaz aylarındaki analizlerimizde bunu aldırdığımız noktayı görüyorsunuz zaten. 28 seviyelerine yakın 30'lardan almıştık. Hani beklentimizin de üzerine çıktı. %469, hani hemen hemen %500'e yakın, yani 6x'e yakın, 5,5x'in üzerinde bir getiri sağladı. Nem alanan çok da arkadaşlarımız var aramızda, grupta. Şimdi yeni düzeltmeyle beraber bu defa boğa hareketini, boğa piyasası hareketini bekliyoruz. Diğer coinlerde beklediğim gibi aşağı yukarı %50 geri çekilmeyle 0.53 seviyesine kadar bunun da bir geri çekilmesini muhtemel görüyorum. Bu bölgede de 3 aşağı 5 yukarı 16 milyona bir gerileme durumu söz konusu olacaktır. Ve buradan açılış seviyesi, tabii bu hani açılıp gördüğü seviyeyi saniyelik gördüğü için çok belki dikkate almayabilirsiniz ama realistik anlamda da açıkçası ben bir 43 seviyesini test edebileceğini düşünüyorum ki bu da alım yapmayı planladığımız seviyeden 78-80x gibi bir yükselişe tekabül edecektir. Çok ütopik olmadığını düşünüyorum. Hatta alımı kademeli yapacak olanlar için ise burada 53 ile 28 arasını, 30 arasını, 53 ve 30 arasını değerlendirmelerinin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Bu aralıktan yapacağımız alımla ciddi manada çıkışlarımızı bu 43 dolar seviyesinden, hatta 35 dolar üzerinden 43'e kadar ciddi manada kar alımlarını gerçekleştirip ya gitmeye devam ederse diyerekten bir miktar daha içeride bırakıp belki yani 100 dolar seviyelerine kadar yükselişlerini görebiliriz. Hani 130-160 seviyeleri burada 300x'i falan gösteriyor. Bu biraz ütopik gelebilir. Yok artık dedirtecek bir seviye olabilir. Ama tabii kripto piyasa burası. Hangisinin nedenli hype'lanacağını bilemeyiz. 7 dolardan çok kısa bir süre içerisinde 630 dolara 90x'le giden bir TRB vardı. Hem de daha boğaya bile girmemişken. Böylesine güçlü bir projede neden olmasın? Olamaz mı? Olabilir. O yüzden bu duruma karşında ahvah etmemek için bir miktar içeride bulundurabilirsiniz. Hem kripto marketin geneli hem de grafiğin genel yapısı market yapısını bozmadığı müddetçe tutulabilir. Ama dediğim gibi 35 ve 40 seviyelerine, 43'e kadar boşaltılması söz konusu olmalı.